Yansan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler. Şimdi Yansım Hanım'la beraberiz. Yansım Hanım'ın dişlerinin resmini çektim. Nasıl geldi size resminiz? Çok yakınmış hakikaten. Biraz sonra evet. Çok yakınmış hakikaten ne demek? Çok yakınmış demek şu demek. İnsanlar genelde resmini çekince diyorlar ki aa benim dişlerimde kırıklar mı vardı? Aa evet, işte benim dişlerim bu kadar sarı mıydı? Aa diyorlar sizin için geçerli değil benim bıyıklarım mı vardı falan gibi insanlar yorum yapıyorlar. Resim tabii her şeyi alenen gösteriyor. Birebir çekilmiş oluyor. Hanımefendi durum bu şekilde. Dişleri aslında çok güzel ama güzelmiş daha doğrusu ufak tefek problemler yüzünden biraz daha yıpranmış. Dişi hepimizin dişi yıpranıyor zamanla. Sizinki de yıpranmış. Amaç ne? Zaten genç hanım daha da genç güzel göstermek. Dişlerini gençleştirmek. Eğer orta yaşlı bir hanım olsaydı yaşı da çok genç, daha genç gösteriyor insanın. Sizde ne yapacağız? Bir, ufak tefek kırıklar var. Bu kırıklarını dişe zarar vermeden dolduracağız hep oraları. Buna bonding deniyor. Bonding ile ufak tefek kırıkları tamir edebiliyorsun. Hatta bonding ile aslında büyük aralık varsa, kişinin dişin arasında diyelim ki aralık var, tamir ediyorsun. Çocuğumuz düştü, kırıldı diş. Yine bonding ile tamir edebiliyorsun gibi. Bonding yapacağız hanımefendiye. Eğer daha ilerlemiş bir durum olsaydı, o zaman lamine yapılırdı. Lamine de dişin ön yüzüne yapışan bir estetik restorasyon. Bakıyoruz burada bir eksik diş var. Daha yeni çektirmiş, kemik durum biraz zayıf. Normalde de kemik sağlam olsaydı oraya aynı seansla implant yapılıp 2 ay sonra üzerine diş takılabilirdi. Ancak implant yapılamayacak. Biliyorsunuz günümüzde implant tedavileri çok gelişti. Tek diş eksikliğinde en güzel tedavi implant. Ama hep diyorum iyi bir doktor seçin kendinize. Doktorun kullandığı implantın ne olduğunu bilin. Çünkü ülkemizde 100'ü aşkın implant markası var. Ve bilgisayarla tomografili tekniklerle yaptırın ki temiz bir implant olsun. Bu şekilde sarı dişler beyazlatacağız. Diş taşlarını temizleyeceğiz. Diş etlerine biraz lazer yapacağız. Ve sizi daha sağlıklı, güzel hale getireceğiz. Tek günlük tedaviden bahsediyoruz. Bazı günler tedaviler bir gün sürer, bazı tedaviler birkaç gün sürer. Hazır mısınız? Hazırım. Hadi gel başlayalım. Buyurun. Evet, şimdi Yansan Hanım'la beraber çalışmalara başlıyoruz. İlk iş her zaman diş taşları temizlemek lazım. Bakıldığı zaman dişlerin aralarında diş taşları var. İnsanlar diş ipi kullanmayı sevmiyor. Siz de kullanıyor musunuz diş ipi? Kullanmıyorum. Diş ipi kullanmayınca dişlerimiz arasına gıdalar giriyor. Arasına giren gıdalarda bakterilerin beslenme alanı oluyor. Bakteri oluşuyor giderek ve dişi içeriden yavaş yavaş çürütmeye başlıyorlar. İnsanlar diyorlar ki benim dişim bir günde çürüdü, bir günde kırıldı. Aslında bu işlem öyle olmuyor. Yavaş yavaş dişin arasındaki biriken gıdalar bakteri oluyor, bakteri çürüye dönüyor. Çürük de yavaş yavaş dişi yiyor. İçeriden diş boşalıyor ve üstünün desteksiz kalan kısmı kırılıyor. O yüzden lütfen diş ipi kullanmayı adet haline getirin. Çünkü diş bakımı da çok önemli. Şimdi diş taşlarını temizlemeye başlayayım ve devam edeyim. Diş etleri kanamadığı için, efendim diş etleri kanamıyorum dedi. O yüzden sadece diş taşlarını temizleyeceğiz. Eğer kanama falan da olsaydı diş etlerine lazerle dezenfeksiyon yapmak gerekirdi. Ancak bu vakada yapmayacağız. Açalım. Diş taşlarını temizledik güzelce. Şimdi dişin üzerinde bazı lekeler var. Lekeleri çıkartalım. Lekeler çay, kahve, benzeri gıdalardan olabilir. Yansım Hanım'ın diş taşlarını temizledik. Ortam bakteriden arınmış oldu güzelce. Dişleri temizledikten sonra baktık ki sarı zaten biliyoruz sarı olduğunu. O yüzden diş beyazlatma yöntemleriyle beyazlatmaya geçeceğiz. Ondan sonra da ne dedik? Dişinde kırıklar var, küçük küçük aralıklar var, ufak tefek şekil bozuklukları var. Onları da bonding tedavisiyle aynı günde tedavi edeceğiz. Biz bunları aynı günde yapacağız. Ancak sizler birkaç günde seyredeceksiniz. O yüzden az sonra diş beyazlatma işlemine geçeceğim. Biliyorsunuz diş beyazlatmak kişinin kendi dişleri sarıysa aynı günde kişinin dişleri birkaç ton daha beyaz hale geliyor ve beyazlamanın süresi aşağı yukarı bir süredir, bir senedir. Eğer diş hekimi tarafından yapılırsa size zarar vermez. Lütfen başka ürünler kullanmayın diye hep söylüyoruz. Kendinizi Türk diş hekimlerine emanet edin. Diş beyazlatmaya başlıyorum. Bir sonraki seansta göreceksiniz nasıl olduğunu. Görüşmek üzere.